Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere pratik bir tatlı tarifim var. Pudingle hazırlayacağız. Öncelikle tencereme 3,5 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine bir tane, bir paket puding ilave ediyorum. Dilerseniz 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı su koyarak da bu kremayı hazırlayabilirsiniz. Ama pratik bir yöntem, evinizde pudinizde var ise kolaylıkla hemen pişirip tatlınızı yapabilirsiniz. Ocağımı yakmadım. Şu anda güzelce karıştırdıktan sonra ocağımı yakacağım. Ocağı yaktım. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pudingimiz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha bu şekilde kaynatalım ve ocaktan alalım. Şöyle kare bir borcam kullanacağım. Bisküvilerim hazır. Kepekli Etipurçak bisküvisi kullanıyoruz. Borcamımın tabanına bir sıra diziyorum. Üzerine puding ilave ediyorum. Şöyle bir sıra dökelim. Bisküvilerimizi kapatalım. İkinci sıra bisküvimi diziyorum. Tekrardan pudingden döküyorum. Tatlımın son kat bisküvisini de ilave ettim arkadaşlar. Bir ambalajda 3 paket var. 3 paketi de harcamış olduk. Geriye 3 tane kaldı. Şöyle son kalan pudingimi de üzerine yetecek şekilde gezdiriyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz arta kalan bisküvileri robotta çekip üzerine dökebilirsiniz. Ben böyle ceviz kullanacağım. Dişe gelir şekilde böyle biraz iri iri parçalar halinde kırdım. Dolabıma kaldıracağım ve 2-3 saat tatlımı dinlendireceğim. Sonrasında servis yapacağız. Dolaptan çıktı. Yeterince dinlendi arkadaşlar. Şöyle dilimleri ayıracağım. Ve her seferinde bıçağımızı silelim. Şöyle bir dilim alıp sizlere de yakından göstereceğim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşça kalın, takipte kalın.